Uğur Bey, çok geçmiş olsun. Teşekkür ee, ediyorum, sağ olun. Bir kurşun mu var? Yani bu kurşunun sıkıldığı yer kafeterya mı? Ne oldu siz olayla ilgili bilgiler, ne bilgi var acaba sizde? Evet, şu an hem olay yeri inceleme ekipleri orada, emniyet yetkilileri de orta Biz il başkanımızla da bu süreci kontakta götürüyoruz. Valide ve adli makamlarla da iletişim içerisindeyiz. Şu an il Başkanlığımızı tespit etmiş oldu. Şu an olay yeri inceleme ekipleri olduğu için onlar da birazdan detaylı raporlarını da bize bildirecekler. Aynı zamanda da kriminal laboratuvarlarına intikal ettirecekler. Şu an bir kurşun, isabet eden bir kurşun olarak. O kurşun isabet var. ettiği yer neresi? Kafeterya mı orası? Ee... Orası ön giriş kapısı. Ön giriş kapısının sağ tarafında bir kafeterya alanı var. Daha doğrusu bekleme alanı var. Dolayısıyla akşam saatlerinde, gece saatlerinde bunun, ...ceryan ettiği şu an elde edilen veriler içerisinde... ...akşam saatlerinde böyle bir durumdayız şu an. Bakalım. Ha Biz yeni öğrendik yani bu aslında dün akşam saatlerinde olmuş bir şey öyle sabahleyin mi? Sabahleyin zaten e, fark ediliyor konu. Ha anladım akşamleyin sıkılıyor. Biz de sabahleyin evet. oldu zannediyoruz. Gündüz nasıl olur böyle bir şey diye düşünüyordum. Akşam Yok. herhalde sıkıp kaçtı evet. birileri. Evet. evet. Peki Meral, Meral Hanım oraya mı gidiyor? Bir açıklama mı olacak başka gidenler var mı? Şu an il başkanlığımıza e, partililerimiz intikal ediyorlar. Ama henüz genel başkanın intikaline ilişkin e, bizde bir malumat yok. Ama muhakkak uğrayacaktır genel başkanımız. Peki bugün 15.30'da zaten e, İstanbul Gazi Osman Paşa'da stat açılışı vardı. Halit Kıvanç evet. stat açılışı. Evet. Orada Sayın da bu konuya de, de, işte değineceklerdir. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Uğur Bey? Yok e, şu an hiç eklemek istediğim bir şey yok ama şunu dikkat et. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu bir programda Sayın Genel Başkanımıza dönük üçüncü kez e, tehdit dilini e, ortaya koymuş olması ve devamında da e, böyle bir menfur saldırı olması arasında umuyorum bir illiyet bağı yoktur. Ancak e, bulunduğumuz makamlar, ifa ettiğimiz görevler, kamuoyunun gözü önünde sarf ettiğimiz cümleler üslup ve dilimize çok dikkat etmemiz gerektiğini, çok hassas dönemlerden geçtiğimizi ve bu hassas dönemlerde e, çok daha titiz olman gerektiğini her şeyden önce bir vatandaş ve siyasetçi sorumluluğu olarak hatırlatmanın da önemini e, bu, bugün sizin vesilenizi ortaya koymak istedim. Uğur Bey çok teşekkür ederim. Bir kez ben daha çok çok ediyorum. geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Tabii bu seçimlere 43 gün kala böyle bir şeyin olması doğal olarak herkesin hakkına bak Sedat Peker demişti cümlesini getiriyor. Hatırlarsanız Sedat Peker abluk altına alınıp susturulmadan önce, dijital tecrit uygulanmadan önce seçime doğru çeşitli provokasyon girişimlerinin olacağını ve aman dikkat e, şeklinde uyarılarını yayınlamıştı son videolarında aydan önce. Ve de son iki ayda bir e, videolar yayınlayacağını Söylemişti ancak anladığımız kadarıyla son iki ay kaç 43. gündeyiz ve o videoların gelmediğini ya da gelemediğini görüyoruz. Çünkü şu anda bir dij dijital tecrit uygulanıyor. Ee, dediğim biraz önce Uğur Bey dediğinde haklı yani herkesin kullandığı dile biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Özellikle farklı makamlardaki insanlardan farklı cümleler duyulduğu zaman bu hani pek çok kişiyi cesaretlendirebiliyor. Bambaşka bir atmosfer ve sürükleyebiliyor ki Türkiye'nin herhalde en son ama en son isteyeceği şey her kesimden insanı ben içten bir şekilde düşünüyorum. Böyle bir atmosferin içinde olması. İlerleyen dakikalarda İyi Parti'de bir gelişme olursa canlı yayında sizlere vereceğiz. Ee, bu konuyla ilgili de haberlere canlı yayında devam edeceğiz. Dün akşam Kenan Taş'la beraber Zorlu'ya gittik. Zorlu PSM'de e, Dastas Zorlu PSM ve ihtiyaç haritasının ortak konserini izledik. Ben Allah hayatımda bu kadar hüzünlü bir konser hiç izlememiştim. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, ıı, oyuncuları ve ıı, hep beraber bir araya geldiler ve de ıı, tek tek şarkılarını söylediler. Depremzedeler için ıı, destek olmak istediler. Keşke biz de verseydik. Biz dersek daha çok insan izlerdi diye içimden geçirmedim değil. Kenan Doğulu'yla karşılaştık. Beren Saatle beraber. Beren Saat'te kulisteydi. Kulise gittik Kenan'la beraber. Şevval Sam'la biraz sohbet ettik. Pek çok isim de oradaydı. Salon çok kalabalık değil gibiydi ama bir ara yine doldu. Uzun bir yayındı zaten. 500 kişi çalışmış. Bayağı büyük bir organizasyon yapmışlar. insanın biraz aklı karışıyor, kafası karışıyor. Yani Bir yandan diyorsun ki evet deprem zedelere yardım edelim. Zaten sanatçı arkadaşlar da yani eğlenceli bir şey mi çalsın, hüzünlü bir şey mi çalsın? Bir yandan yani ne çalsın? Biraz tuhaf bir ortamda. Ee, şimdi seçim kazanı kaynıyor. Bugün Oksijen Gazetesi'ni aldım. İlginç birkaç haber var. Bekir Ağardır e, yazmış. Diyor ki 30 milyonu. E, 30 milyon oy alacak mı acaba diye yazmış e, şey Kemal Kılıçdaroğlu e, ve de ee, ...özellikle diyor e, şu anda 21 milyona düştüğünü söylüyor Erdoğan'ın oyunu. Şimdi ilginç birkaç tane yazı var aslında. Onları da şöyle şey yapayım sizlerle paylaşayım. Mesela Haluk Bürüm, Cekçi. ilginç yazılar yazıyor Haluk Bey. Haluk Bey hani 120 milyar nereye gittiğinin ilk çıkartan aslında o. 120 milyar vardı ya onu ilk hesabını çıkartan ilginç bir e, ekonomist. Ve de evdeki hesap çarşıya uyar mı diye bir e, haber yapmış. E, Ak Partililerin böyle bir alıp bakması gereken bir haber yazmış şimdi. Ak Partililer oksijen okuyor mu bilmiyorum ama çünkü şunu yazmış. İyi Parti'nin e, şu anda İyi Parti'nin mesela şu anda ekonominin başına muhtemelen Bilge Yılmaz'ın geçmesi bekleniyor ve de Haluk Bey Bilge Yılmaz'ın vaatlerini masaya yatırmış. Peki bu vaatler tutar mı diye soruyor. Bence çok ilginç bir e, bakış açısı çünkü. Hani e, şu anda herkes bir sürü vaatte bulunuyor ama vaatlerin ne kadar tutup tutmayacağını da şimdiden konuşmak lazım. Çünkü şöyle bir atmosfer de olabilir. Hani e, mesela diyelim şu anda e, Millet İttifakı aldı fakat sonrasında eğer bu işi hızla toparlayamazsa bir bakmışsınız bir yıl sonra büyük bir enkazın altında kalabilir. Hani böyle bir şey de olabilir en azından baktığınız zaman buna dikkat çekiyor. Yani bu vaatler gerçekçi mi ne olur diyor. Bazıları hakkında e, soru işaretleri var. E, yine ilginç bir e, söyleşiyi İlke Gürsoy e, gerçekleştirmiş Profesör Ali Çarkoğlu'yla. E, yani bu tür söyleşileri artık çok fazla bulamıyorsunuz bu tür bakış açıları. O yüzden oksijen değerli bir iş yapıyor. Sevgili Zafer Mutluyu da buradan bir kez daha kutlarım. Hem Zafer Mutluyu hem bütün oksijen ekibini. E, İlke Gürsoy da Profesör Ali Çarkoğlu'na soruyor. Ve ilginç bir şeye dikkat çekiyor Sayın Çarkoğlu. Diyor ki Akşener karar vermeli bu seçimi kazanmayı gerçekten istiyor mu diyor. İstiyorsa diyor şu anda benim de altını çizdiğim muhafazakar kadınların haklarına yönelik bütün bu gelişmeleri e, en iyi anlatabilecek isim Meral Akşener diyor. Yani Meral Akşener bunu e, şey yaparsa olur diyor. 22. sayfada e, bizim ekip bulamadı o söyleşiyi. İlginç de şeyler var. Mesela diyor ki Muharrem İnce'nin destekçisi gerekirse Kemal Bey yenilsin demez diyor. Şimdi e, anladığımız kadarıyla Muharrem İnce tüm hesabını yani önümüzdeki günlerde yani Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir zayıflayacak ki e, CHP seçmeninde işte gidecek diyecek ya dur Kemal'e vermeyelim de Muharrem'e verelim diye bir e, hayalin içinde bir rüya görüyor. Böyle bir şey olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama en azından e, Profesör Ali Çarkoğlu diyor ki ya burada diyor çok stratejik adımlar atılır diyor ve de diyor bambaşka bir şey olur diyor. Şu anda diyor Güneydoğu'daki Doğu'daki oylar yüzde elli HDP yüzde elli AK Parti arasında eğer zaten saat 19'da dengelere bakarız bu dengeler değişirse parti e, partide e, seçiminde ne olacağı belli olur diye ilginç bir bakış açısıyla gördüğünüz bu söyleşide de şey varmış. Şimdi e, bu don sisteminden bahsettim size. E, don sistemine göre e, hem Muharrem İnce hem Sinan, e, ya hep Sinan Bey'in soyadını unutuyorum ya Allah'ım ha Sinan. Sinan Oğan, yani hep Sinan başka bir Sinan geliyor aklıma. E, hem Sinan Oğan'ın alacağı oylar, hatta yani e, tipin şu anda mesela çok flash isimler çıkartıyor. E, tipin çıkartacağı adaylar ve onlara alınacak oylar da Bence çok konu olacak konuşulması lazım çünkü hani daha önce bir Kemal'e bir tipe verelim deniliyordu. Şimdi don sisteminde bu fikir iyi bir fikir mi bilmiyorum mesela aslında bunu da üzerine konuşmamız lazım çünkü ben anladığım kadarıyla tip şu anda 41 yerden kendi adayını çıkartacağını açıkladı bildiğim kadarıyla kendi listeleriyle çıkacaklar. Peki bu kendi listeleriyle çıkınca yani şimdi biz Muharrem Muammer'ince diyoruz. Sinan Oana diyoruz aynı şey tip için e, gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi Tam emin değilim.